Yani ablamın evine girip çıktım ama annemin durumu daha özel olduğu için özlemenin de dışında annemi çok uzun bir zamandır görmüyorduk. Annem yayından çıkıp bu tarafa gelince bu arada bayağı bir zayıfladım. Evet, sizin en büyük konunuz genelde bu oluyor. Kilo alınca bayağı bir kilo alıyoruz. Zayıflayınca bayağı bir kilo veriyoruz. Buradan bir haber çıkarmaya çalışmayın. Allah aşkına teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Artık yasaklar kalktı. Evet. Sizi dışarıda artık görebiliyoruz. Siz hemen ilk olarak ne yaptınız? Yani ben ilk olarak spor yaptım diyebilirim. Uzun zamandır zaten böyle bir dışarıda yürüme heyecanıyla spor yaptım. Ama oldukça kalabalık, aslında birazcık da tedirgin edici. Buralar sakin ama bebek tarafı oldukça kalabalıktı, biraz tedirgin edici kadar. Kafede oturmayı, böyle sohbet etmeyi, kahve içmeyi özlemiş miydiniz? Yani özlemenin de dışında annemi çok uzun bir zamandır görmüyorduk. Annem yayından çıkıp bu tarafa gelince birbirimizin evine girip çıkmak da çok fazla istemiyoruz. Annemin özel bir durumu olduğu için açık havada oturmak en azından bir tık daha güvenli geldi. Öyle çok kafelerde de sürekli oturuyor değiliz zaten. Dün bir, bugün iki. Ben ilk defa bir kafede oturdum. Yetkin Bey de vardı yanınızda galiba. Evet. Bayağı bir sohbet içerisindeydi Evet, ben de zaten Yetkin Bey'le. komşumuz ve yakın arkadaşımız çok. Evlere girip çıkmak istemiyoruz dediniz ama yani gittiniz mi? Kimlerin evine gittiniz ya da gitmek istiyorsunuz? Yani ablamın evine girip çıktım ama annemin durumu daha özel olduğu için, o şeker hastası olduğu için, yani hani biz ablamla birbirimize gittik geldik, eve girdiğiniz zaman bu dezenfekte durumu daha uzun bir işlemden geçtiği için hani dışarıda oturup dışarıda ayrılmak daha mantıklı geldi. Birkaç hafta önce de böyle bir röportajınızda Sarp Bey'i özlediğinizi Bir söylemiştiniz. röportajım olmadı. Kendisi fotoğrafımı çekti. Sarp Bey'i özledim diye bir cümle kurmamıştım ama Sarp Bey'i özledim tabii. Teşekkür ederim, benim ağzımda yazmışsınız. Sarp Bey'i özledim, ben de söyleyeyim bari de. Kendisi şehir dışındaydı. Evet, Gelebildi mi? hayır, şehir dışında hala. Yasaklar da kalktı. İnşallah en yakın zamanda kavuşacağız. Siz mi gideceksiniz? Evet, inşallah. Bu arada baya bir Bu arada zayıflamışsınız. bayağı bir zayıfladım. Evet, sizin en büyük konunuz genelde bu oluyor. Kilo alınca bayağı bir kilo alıyoruz. Zayıflayınca bayağı bir kilo veriyoruz. Ciddi anlamda kilolusunuz yani. Çok Bunu ciddi teşekkür anlamda ederim. söyleyeyim. Hep sizin için. Karantina sürecinde genelde yani yemeden içmeden ve kilo almadan şikayet ediyorlar ama sizde bu sorun yok. Ben karantina sürecinin öncesinde bir diyete başlamıştım. Zaten Şeyda Coşkun'la çalışıyorum. Annenizin de bir rahatsızlığı vardı söylediğiniz şeker hastası ama yani bir masada 4 kişi oturuyordunuz. Evet, aralıklı olarak maskelerimizle 4 kişi oturuyorduk. Buradan bir haber çıkarmaya çalışmayın. Allah aşkına teşekkürler. Teşekkür teşekkürler. ediyorum. Hiç olmadığım kadar tatlıydım ben.